Başkanım hoş geldin. Merhaba. Tabii şehri gezdik. Evet. İki gündür Trabzon'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen ufak tefek aksaklıklar vardı. Evet, olayları evet, yerinde evet, incelediniz. Belediye ekipleri aralıksız gece gündüz çalıştı. Ve siz de bugün moloz mevkiindeydiniz. Evet. Orada da bir istemediğimiz hadise, su taşkını meydana geldi. Orada açıklamalar bulundunuz. Genel durum nasıl başkanım? İlçelerden sıkıntılar size geldi mi? Evet, nasıl bir değerlendirme yani gerçekten yaparsınız? Gerçekten çok büyük miktarda bir yağmur aldı yine Trabzon. Sürpriz bir şey değil Trabzon. Yağmurlu bir şehir ama dün biraz daha metrekareye düşen yağmur miktarı çok yükseldi. Biz esasında hazırlıklıydık. Yani Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile birlikte de zaten raporlarını sürekli biz değerlendiriyoruz. Oluşan yağmurlardan sonra oluşan durum şu. İşte Ofta, Araklı'da, Sürmene'de, Arsin'de, kısmen Yomra'da, Düzköy'de, Maçka'da bazı eski köy yeni mahallelerimizin bazı yollarında heyelan nedeniyle sıkıntılar oluştu. Ekiplerimizin her bir yere müdahalesi oldu esasında ve buralardaki trafik akışını, araç geçişini sağlayacak müdahaleleri yaptık. Bazı bölgelerde ciddi istinat, yeni duvarlar yapmamız gerekecek. Onları da planlıyoruz, yapacağız. Yani şu anda Trabzon'un hiçbir yerinde bu manada bir heyelanlardan dolayı bir kapalı yol bulunmuyor. Ama dün akşam, işte bugün soğuğunu hissediyoruz hep beraber. Bir de kar yağdı yüksek kesimlere. Birkaç mahsur kalma hadisesi oldu. Büyükşehir Belediye'miz tabii çok özel ihtimam gösterdi bu konuya ve mahsur kalan vatandaşlarımızı iyi bir çalışma neticesinde biz kurtardık. Bu da bugün yine bizim kamuoyuyla paylaştığımız bir güzel gelişmeydi. Bazı köy yolları kapandı. Mesela Çaykara'da iki tane köyün yolu kapandı. Düzköy'de yine aynı şekilde üç tane. Onları da açtık. Ama buradan sizin vesilenizle de vasıtanızla da seslenelim. Yani vatandaşlarımız artık yaylalarda kalmasınlar çünkü daha fazla bir kar yağar. Allah muhafaza istenmeyen bir takım hadiseler olmaması için vatandaşlarımız artık yavaş yavaş hayvanlarla birlikte göçler başlasın. Yavaş yavaş da değil, süratli bir şekilde kışlıklarına dönmeleri lazım. Başkanım şunu soracağım. Hemen her sefer yağmurdan sonra vatandaşların ihbar attığımızı adeta topa tuttuğu bir yer liman kavşağı. Ve evet, her yağan yağmur sonrasında da orada adeta Trabzon'un silüetine yakışmayacak bir manzara meydana geliyor. Karayollarıyla ortak bir çalışma planlanıyor mu? Orası ve Değirmendere mevkiindeki dalçık olarak tabir ettiğimiz tünel geçişlerinde ciddi ciddi sizler de sıkıntı yaşıyorsunuz. Doğru. Personelle beraber. Doğru. Karayolları ekipleri de çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bununla ilgili ortak bir çalışma olacak mı ilerleyen dönemlerde evet, başkanım? Evet, yani olacak. Yani inşallah biz hedefimiz ilk etapta Değirmendere'deki güneyden gelen trafiği doğrudan sahil yoluna bağlamak. Bunun çalışması son noktaya gelindi proje aşamasında. İnşallah orayı yapabilirsek, o güneyden gelen yolu doğrudan sahile verebilirsek sahil bağlantısına, o zaman Değirmendere trafiği ciddi şekilde rahatlayacak. Ama dediğiniz çok doğru, şeyde de liman bölgesinde de sıkıntı var. Orayla ilgili daha büyük bir proje var esasında akılda olan. Onu da Ulaştırma Bakanlığımızda değerlendiriyoruz. Yani yakın çalışıyoruz. Ama Değirmendere birinci önceliğimiz şeye nazaran, liman kavşağına nazaran. Moloz'daki duruma da bugün, dün akşam da gittim ben oraya gece çalışmalara baktım. Bugün de gittim. Orada tabii bizim şu anda yaptığımız şey kadınlar pazarını yıkıyoruz. Evet. Ve o yukarıda kalan kadınlar pazarı yüzünden getiremediğimiz yeni büyük menfez ta aşağıya bağlanacak. Dolayısıyla şimdi yıktıktan sonra o çalışmayı da bir taraftan yapıp yukarıdaki suyu bütünüyle, o eski dere boyu, dereyi evet, kapattılar ya, şimdi ona alternatif bir menfezle onu daha rahat ulaşabilecek, denize ulaşabilecek bir çalışma yapıyoruz. O da inşallah bu kadınlar pazarının yıkılmasıyla birlikte yapılacak ve bir daha o bölgede bu tür sıkıntılar olmayacak diye temenni ediyoruz. Vatandaşlarımızı, esnafımızı ziyaret ettik. Sağ olsunlar. Yani herkes bize güveniyor. Burayı çözebileceğimizi, çözeceğimize inanıyorlar. O nedenle öyle bir tepki falan da almadık orada. Vatandaşlarımız bizim ziyaretimizden bilakis memnun kaldılar. Oraya gidip onları yerlerinde gördük. Hal hatırlarını sorduk. Ondan bile büyük memnuniyet oluştu. Dolayısıyla inşallah o bölgeyi bir daha bu halde görmeyeceğiz. Başkanım biraz da spor konuşalım. Zor bir karşılaşma. Trabzonspor adeta revire dönmüş vaziyette. Evet. Üst sıralara tırmanmak ve orada kalıcı olabilmek adına içeride oynanacak iki maç çok çok önemli. Hem Göztepe ardından Alanya maçı. Bugün nasıl bir maç bekliyorsunuz başkanım?
Yani tabii Göztepe 15. sırada yanlış. 9 puanla evet. Hatırlamıyorsam 9 maçta 9 puan ama Süper Lig'de takımların bulunduğu yerin çok bir ehemmiyeti yok. Göztepe zaman zaman takip ettim, izledim. İyi top oynayan, hızlı hücum yapabilen bir takım. Dolayısıyla Süper Lig'de öyle takım seçemezsiniz. Bütün maçlar çok kıymetli. Hele içeride alt sıralardaki takımlara asla puan kaybetmemek lazım. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takım için o çok problemli bir şey. O bakımdan söylediğiniz çok doğru. Hem Göztepe hem Alanya, ki Alanya üst sıralarda olan bir takım. Biz bu iki maçtan 6 puan almamız gerekiyor. Elbette takımımızda çok genç oyuncular var ama Trabzonspor bugün herhalde Ahmet de oynayacak. Evet. Ben hemen başkanıma sayayım. Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Sosa, Bakayeme, Şörlot, Ivanildo Fernandez, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Pereira, Filip Novak. Evet. Güzel bir kadro. Genç bir kadro. Genç bir kadro. Trabzonspor zaten genç yetenekleri bulup çıkarmasına ve futbol dünyasına, Trabzon Türkiye'ye kazandırması anlamında isim yapmış bir takım son yıllarda. Bugün de genç bir kadroyla, ama ben inanıyorum bu genç arkadaşlar özveriyle ve gittikçe daha çok güven kazanarak bu takıma çok büyük katkılar yapacaklardır. O bakımdan ben bugünkü maçta Trabzonspor'un maçı rahat kazanacağına inanıyorum. Skor sormuyorum başkanım. Skor sormayın ama inşallah kazanacağız.